Yani olay bundan ibaret. Cengiz beni öldürmek için gelmişti. Anladım. İnsan istese de geçmişinden kaçamıyor. Ben böyle olmasını istemezdim. Şimdi Aylin, suçu sen işlememişsin. Ama hedef sen olduğun için yapıyorum bu soruşturmayı. Benim burada asıl olma sebebim, bazı öğrenciler imza toplayıp Milli Eğitim'e dilekçe vermişler. Az kalsın bir öğrenci ölüyordu. Sen ve arkadaşlarının burada okumasının kendileri için tehlikeli bir ortam oluşturduğunu düşünüyorlar. Bakın, burası Karabayır. İti, serserisi eksik olmaz. Bize ikinci bir şans verildi ve biz bunu tehlikeye atacak hiçbir şey yapmayız. Bizim bir suçumuz yok. Buna bir bakmam lazım. Alo. Tamam, siz dosyayı inceledikten sonra savcılığa gönderin. Tahmin ettiğim kişiler. Tabii tabii, aynı dosya. Tamam. Ömrümüz beklemekle geçiyor be abi. Ben anlamadım ki bu kızı niye aldılar. Ne diyorsun Merdo? Bilmiyorum ki Mirket. Prosedür gibi duruyor ama yani. Neyse, iyi düşünelim, iyi olsun hadi. Zülfo'yu mudur lan? Ha gel. Aylin, ne oldu? Hani bizim için imza toplamıştı ya o adiler. İşte onları okulda istemiyoruz, hayatlarımız tehlikede diye. Heh, işte o imzaları yerine ulaştırmışlar ve bu silah olayı da sundukları gerekçenin ispatıymış. İstedikleri kadar imza toplasınlar. Sabaha, geceye kadar. İstedikleri kadar ya. Ha. O bakanlık projesi değil miyiz biz? Ha, hem müdür görmedim zaten olayı. İstedikleri kadar toplasınlar. Hiçbir işe yaramaz yani. Soruşturma açılmış ama. Ne? Yani bizim gerçekten öğrencilere tehdit oluşturduğumuza karar verirlerse bakanlık projeyi iptal edebilirmiş. Yemin ediyorum. Her seferinde daha kötü ne olabilir diyorum. Daha kötüsü oluyor. Vallahi artık ben düşünmek istemiyorum ha. Gerçekten. Bekleyelim, görelim. Bir dakika, Sanem arıyor. Alo, ablacığım nasılsın? Abla, ben Türkiye'deyim. Ne? Nasıl geldin sen buraya? Ne zaman geldin peki? Abla, çok acayip şeyler oldu. Sanem, ne oldu? Bak, iyi misin? Korkutma beni. Abla, ne olur emniyete gelmen lazım hemen. Ne emniyeti Sanem? Ne diyorsun sen ya? Babam nerede? Polisler götürdü, tutuklayacaklarmış. Dur, tamam. Ben hemen geliyorum, tamam mı? Sakın panik yapma. Tamam, tamam. Ne olur. Ne oldu? Benim gitmem gerekiyor. Babamı tutuklayacaklarmış. Sanem emniyette şu an beni bekliyor. Ne tutuklanması? Babana niye? Ne oluyorlar ya? Kaçıyorum ben. Biz de gelelim. Hadi, hadi, hadi. Git. Çanta. Çanta? Ben alayım geleyim. Sen git gel ya. Alıyor musun? Alıyor, alıyor, alıyor. Sanem. Abla. Abla. İyi misin sen? Sen ne arıyorsun burada? Nasıl geldin sen buraya? Abla, ben okuldan kaçtım. Babam nerede? Ben geldiğimde polisler vardı. Niye gelmişler ki? Bizim arka bahçeden Bahçıvan'ın cesedini çıkarıyorlardı. Ne? Sen ciddi... Nasıl ya? Bilmiyorum abla, ben de gözümle görmesem inanmam zaten ama orada yani. Bir de ben böyle bağırdım çağırdım, ortalığı velveleye verdim. Siz katilsiniz falan diye polislerin yanında. Niye öyle bir şey dedin sen hep sen? Abla, ben çok üzülmüştüm. Ozan olayı için sonra zaten bütün yol boyunca böyle kafamda kurdum kurdum, sonra patladım böyle. Abla, savcılık bizimkileri tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etmiş. Sen avukatlarla konuşabildin mi peki? Elle tutulur, bir şeyle ilişkilendirmezler umarım falan dedi Emre Bey, bilmiyorum. Bir açıklaması vardır değil mi? Böyle bir şey yoktur yani, olamaz. Evet tabii ki, mutlaka bir açıklaması vardır. Önce Ozan, şimdi annemler, ben... Ozan'dan bir haber var mı? Hı? Yok ama bekliyoruz, tamam mı? Bekliyoruz. Abla, benim içim yanıyor, her şey üst üste geliyor, her şey. Niye ya, niye? Geçecek hepsi, tamam mı? Ben hep senin yanındayım. Sanem, biz de senin yanındayız.